Merhaba arkadaşlar, Kanat Domi Fassa kanalına hoş geldiniz. Bugün 3 gibi köye geldim. Saat şu anda 5 çeyrek geçiyor. Zaman su gibi akıp geçiyor. Nasıl geçti anlamadım. Hava kararmak üzere. Videoyu çekeyim. İşlerimi bitirdim. Şöyle hayvanları görelim. Ondan sonra 2 tane gürk yatırdık arkadaşlar. Önceki videomda vardı. Bir tane Ordu Merkez'den getirmiştim. O güzel yatıyor. Bir de Bolulu Ferik var. O da yatıyor, kalkıyor, yatacak ama. Onun da kendi yumurtalarını altına koydum. Birazdan oraya geçeriz, bakarız arkadaşlar. Şöyle hava tamamen kararmadan hayvanlara bakalım. Artık buradaki eşleme işini bitirdik. Tavuğu aldık buradan. Folluğu kaldırdım. Eski konargayı koydum. Yemleri, suları değiştirdim. Kocaman böyle. Hastaydı. İğne vurdum arkadaşlar. Düzeldi. Çok şükür. Şu anda bir sorun görünmüyor. Hapşırık vesaire görünmüyor. Ya bu arada bir de bu kümes biraz ekonomik olsun dedik. Uygun yollu tahtalardan yapıldı. Aralarda çok boşluk var. Görüyorsunuz. Bir parmak giriyor neredeyse. Önlere şöyle biraz çirkin oldu ama ön kısma hani hava akımı olmasın diye sera naylonu gerdim. Geçici bu. Hava almaz diye düşünmeyin. Arka taraflar, yanlar, üstler. Yani her yerden hava alıyor. Hava akımı olmasın. Yeter ki. Burada arkadaşlar uzun Arap var. Oğlum. Aslan oğlum benim. Gel gel gel. Seviyorum bunu ya. Vallahi akşam oldu. Aslında ben bunlara birkaç fındık yutturacaktım ama zaman kalmadı. Baktım hava kararıyor. Dedim videoyu çekelim önce. Karanlıkta iyi çıkmaz. Kilosunu da merak ediyorum. Normalde her provada bir 100 gram alarak ilerlediler. Oo, bacaklar sıkı. Maşallah benim oğluma. Maşallah paşama. Şöyle hızlıca gidelim arkadaşlar. Olabildiğince. Hayvanları gösteriyoruz işte. Ya bu su niye böyle yan döndü? Evet, burada alakanat var. Aslan oğlum. Sıkılar hayvanlar ya, güzel. Prova görünce sıkılaştılar arkadaşlar. Bu da yemi bitirmiş. Yemini koydum. Şu an herhangi bir sıkıntı görünmüyor maşallah. Keyfi yerinde. Şu alttaki talaşı azalmış. Talaş kenarlardan hep şuraya altay düşüyor, yığılıyor. Ona da arkadaşlar talaş koyarım birazdan zamanım olursa. Olmazsa yarın bakarım. Maşallah oğluma. Geçiyoruz. Burada 4 numarada Bolulu var. Bolulu da görevini yaptı. Onun da kümesini eski haline getirdik. Tüneyi kaldırdık. Tırnakları da uzamış ha. Hiç dışarı çıkmıyor. Çıkmıyor hayvan ne zamandır. Maşallah. Paşam yumurta yiyor ama yesin canı sağ olsun. Onun da çözümünü bulduk. Hallettik. Sadece 2 tane yumurta yedi. Çok umutluyum bundan. İnşallah nasip olursa. Bunu eşlediğimiz şeydi arkadaşlar. Buna eşlediğimiz ferik de çok güzel maşallah. Yani nasip bakalım. Kardeşleri falan çok güzel. Burada yine bir tane Perşembel'in oğlu var. Nisan. Oğlum. Sen sakinleşmişsin oğlum. Maşallah sana. Azıcık kafadan tüy aldırdı ama o kadar olacak. Hepsinin keyfi yerinde arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu tarafa geçiyorum. Bu bana vuran horoz. Bu horoz geldiğinde de yüzünde beyazlık vardı. Yine beyazlık var. Onun için arkadaşlar mikoderm kremi öneriyorum. 1-2 gün sürdüğünüz zaman o yüzde geçmeyen beyazlığı anında geçiriyor. Çok değil, 2 gün yani. Bazı horozlarda o beyazlık, prova sonrası beyazlık geçmiyor bir türlü. Onun için birebir. Bu en son 3-250 idi. Asi gitti, rakipsiz kaldı. Duruyor bakalım. Şu anda duruyor arkadaşlar. Yerimiz olduğu sürece durur. Alttan gelenler büyürse, nasip olursa o zaman bakacağız. Bu adam çok hırslı. Ya bu boynundan tüye girdi. Aslında Nisan yavrusu bu. Artık bakılabilir. Şöyle bir durumunu görürüz ama
Boyundan tüye girdi. O yüzden atmıyorum. Ya tüydeki hayvanı atmak istemiyorum. Genel olarak tüyleri tamam ama biraz daha bekleyeyim diyorum arkadaşlar. Acelemiz yok. Var mı hastalık? Yok. Yok, çok güzel. Bunda da bir sıkıntı yok. Geçelim diğer tarafa. Burada Metin'in küllüsü var. Bu hayvan tam bir taş ustası. Maşallah, sübhanallah. Ama işte bassız. Civcivken kafa açıldı. Zar gibi kafasının üstü. Böyle hep de güzelin başına gelir zaten. Yani sıkıntı hep iyinin başına gelir. Nasip artık diyelim ama damızlık olur. Güzel hayvan. Maşallah, sübhanallah. Aşağıya geçelim. Hemen de 6 dakika olmuş. Hızlı gitmeye çalışıyorum ama bu kadar gidebiliyorum. Merak eden izler, meraklısı izler. Burada da çiftimiz var. Şu anda yumurtlama niyeti yok bu tavuğun gördüğüm kadarıyla. Vera yüzü kızarmıştı, kıpkırmızıydı ama şimdi yine normal. Duruyorlar bakalım. Mehmet'in çifti bu. Bizim aşağıdaki Eylül yavrularımızın o kalıplı olanlar bu çiftten. Videoyu izleyenler bilir. Ha, bu arada bu hayvanın yemi bitmişti. Yemi bitince çok hırslanıyor. İnsana vuruyor o zaman. Normalde hiç vurma özelliği yok. Ama yem bitince demek ki canı daralıyor. Yani yeni bitmiş, daha çok çok uzun süre aç kalmış değiller de. Burada bizim kamburumuz var. Kamburumuzun da yemi bitmişti. Bitmek üzereydi daha doğrusu. Yemini verdik oğlumun. Değişik, değişik bir stili var. Buna da bir mikoderm sürmem lazım. Sol tarafta hafif beyazlık var. O beyazlığa mikoderm birebir. Onun dışında bir sıkıntısı yok. Geçelim bu tarafa arkadaşlar. Burada ürkek Nisan'ımız var. Turuncu. Beni şaşırttı. Ama sevmediğim bir özelliği var. Böyle bir ürküyor ya. Hemen bir kaçma vuracak gibi davranıyor. Kaçmaya çalışıyor. Isırmaya çalışıyor. Bir değişik. Bunu aslında sevmemiz lazım. Oğlum. Bak, geçen bunun bir gözünde hafif köpürme vardı. Aynı gözde, sol gözde yine aynı köpürme var. Buna ben yarın bir iğne vurayım. Arkadaşlar, bir de gözle de damla damlatayım. Bir şey yok ama ilerlemesin yine de. Bu hayvan beni şaşırttı. Maşallah, güzel. Eli güzel yani. Böyle çok sistemli bir hayvan değil ama güzel. Peş peşe 4-5 el çıkarıyor. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti yani, yalan söyleyeyim. Evet. Artık arkadaşlar burada bir yenilik var. Bahsetmiştim yapacağım diye. Ve neredesin oğlum? Lan nereye gittin sen? Başka yer yok mu? Yemin üstüne çıktın. Az bir gel bakalım, in aşağıya. Hay mübarek, gel 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 gel. Gel bakalım. Arkadaşlar, bunun adını yalnız kurt koydum. Bir Reels videosunda öyle paylaşmıştım. Bu 2500'ün yavrularından çıkan tek horoz. Nasip yani. Bir horoz 7 ferik çıktı. Ferikler de çok değerli. Hep kan bankası bunlar. Bunların horozu da tavuğu da çok iyiydi. Bu yavrumuz işte bassızlığı var. O hani birleştirdik iki grubu iki haliken. O gün anlayamadık. Kafayı açtırdı. Zar gibi kafası. Yani öyle şey olmaz. Kariyer anlamında kariyer yapmaz ama damızlık anlamında ileriye doğru düşündüğüm bir hayvan bu. Ben bunu çok sevdim ama çok. Bundaki asalet, bundaki hırs bir başka. Bir gel oğlum ya. Gel gel. Bu da böyle arkadaşlar. Ben bunu aşağıya bırakacaktım. Aşağı dedim tavukların yanına. Büyük sürüye. Ama şimdi kafa zar gibi. Deri yok. Vuracaklar. Vurduğu an açılıyor. O da kanı gördüğü zaman, biliyorsunuz tavuklar yamyamlık var. Kanı gördükleri an bunu yer bitirirler. O yüzden bunu buraya aldım. Kral erken dönemde kapanmak zorunda kaldı. Yaşatalım. Damızlık olur. Bu hayvanı kaybetmek istemiyorum.
Evet, burada arkadaşlar çillimiz var. Horozlar da gez gez bitmiyor ha. Çillimiz de böyle. Ben formundayım diyor. Bunu göremedik uzun. Yani yeni yeni toparlanmıştı. Zayıftı biliyorsunuz süreci. Çok zayıftı arkadaşlar. Toparlandı. Şöyle bir baktık. 5-10 dakika. İyi yani. Öyle dengesiz durmuyor. Dengesiz basmıyor. Ele kalktıktan sonra sallanıp durmuyor. Artık bunu görme zamanı geldi. 10 dakika baktık. Daha fazla bakarız. Yani sevindim. Bu hayvanı kesmek istemiyordum. İyi bir hayvan bu. Fena bir hayvan değil. O gelişim sorununu hallettik. Hayvanı toparladık. Zımba gibi oldu. Bundan sonra ben hazırım diyor paşam. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer gruba geçelim. Aşağıya. Bakalım son durum ne? Gürkümüz yatıyor mu? Valla sakin gidiyorum. Bu dışarıdan aldığım gürk yatıyor arkadaşlar. Onda bir sorun görmedim. Ama kendi gürküm yani Bolulu. Bolulu biraz nazlı. Böyle bir yatacak gibi yatıyor. Ama yanına gidince hemen kalkıyor. Dün akşam Metin geldi mayıs yavrusunu almaya. Buradan. Dedi hayvanlar hep hapşırıyor dedi. Çok kötüler dedi. Ya bak. Bak. Sende de var bu. Şimdi arkadaşlar az önce baktığımda tamam mı? 2 saat önce. Bu hayvanlarda ben hiç hapşıran görmedim. Hapşıran, durgunlaşan. Ya aynı insanlar gibiler biliyor musunuz hayvanlarda? Genelde çocuklar hep böyle gündüz iyidir. Akşam saatlerinde ateşi çıkar. Hastalığı artar ya. Bunlar da böyle. Gündüz bakıyorum bir şey yok. Gece ışığı yakıyorum bakıyorum. Burnu akan, hapşıran, tıskıran. Ortalık yıkılıyor. Şimdi şu şeye bakalım. Bakalım yatıyor mu? Yavaşça rahatsız etmeden. Bismillahirrahmanirrahim. Bu gürkümüz yatıyor mu? Bir fotoğraf alalım kızım. Maşallah, Sübhanallah. Maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Bu çok iyi yatıyor. Buna 13 tane, kocamanın 13 tane yumurtasını koydum. Kocamanla Zonguldak eşlemesi. Bundan sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar şu yandan rahatsız olmasın diye şu şeyi de suntayı da buraya çaktım. Yani vidaladım geçici olarak. Bundan sıkıntı olacağını sanmıyorum. İnşallah bir çıkım alacağız diye düşünüyorum. Bu tarafın da şöyle çirkin ama geçici bunlar. Buraya da sunta çaktım. Dışarıyı görmesin, rahatsız olmasın. Zonguldaklı kızımız görevini tamamladı. Maşallah at gibi. Ceylan gibi diyelim ya. At gibi denmez. Horoz değil ki bu. Ceylan gibi kızım. Boyu posu yerinde. Şunu yaptım arkadaşlar. Birazdan videonun sonuna eklerim. Kalın yaptım. 5'i 10'dan. Abartı diyebilirsiniz ama incesi devriliyor diye. Hani yumurta verdiğimde, vitaminli ekmek verdiğimde bunun üzerinde vermeyi düşünüyorum. Pislik olmasın. Döküntü olmasın. Bu çillimiz yatmadı arkadaşlar. Bizi mahcup etti. O yüzden buna güvenemiyorum. Çok şükür ihtiyaç kalmadı ama yatarsa buna mavi yumurta koymayı düşünüyorum. Yatarsa. Horozun da burnu akıyor. Lan hepinizin burnu akıyor. Akşam saati geldi ya. Gündüz bir şey yok. Şimdi arkadaşlar yavaşça şeyi açılıp bakalım. Bolulu kızımız yatıyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Maşallah. Hadi yat kızım. Yat kızım. Kendi yumurtasına yatırdım arkadaşlar. 11 tane yumurta var. Şuraya da kapattım. Ortam loş olsun diye. Sessiz konuşuyorum. Hayvanı rahatsız etmeyeyim diye. Şimdi şu damacana sulukları kaldırdım. Bunlara ben yeni, daha yeni ilaç vermiştim. O yüzden hani antibakteriyel daha doğrusu. Boğmak istemiyorum hayvanları. Ben de ne yaptım arkadaşlar? Şu ilacı. İbramin Colt. Çocuklar için soğuk algınlığı ilacı bu. Bunu aldım. Bir de şunu aldım arkadaşlar. Bu da eczaneden aldım bunları. Probiyotik bağırsak düzenleyici. Şimdi şöyle yapacağız. Bundan şuradaki yaklaşık 3 litre alıyor.
Ona arkadaşlar ben 3 kapak koydum. Kendi kapağıyla. 3 kapak koydum. 5 gün buna devam edeceğiz. Hayvanlara bir zararı yok. Antibiyotik değil. Sadece soğuk algınlığı ilacı. O 5 günden sonra 2 gün probiyotik vereceğiz. Bunu da sulandırıp toz bu. 10 tane var içinde. Probiyotik vereceğiz. Ondan sonra da 2 günde arkadaşlar vitamin vereceğiz. Allah size toparlarlar diye düşünüyorum. Düzeldi. Düzelmezse yapacak bir şeyim yok. Çok da fazla ilaca boğamam hayvanları. Bakın nisseptiniz var. İğnemiz var. Elma sirkesi. Başka ne var? Bebek aspirini var. Şunu kullandım. Tekrar kullanmayacağım. Antibakteriyel bu. Fazla zorlamayayım. Bu gruptan aldığım yumurtalar burada. Böyle duruyor bakalım. Yani çok şükür hayvanlar çok çok kötü değiller. Gündüz vakti hiçbir şey yok. Gece vakti dediğim gibi burun akmaya başlıyor, hapşırmaya başlıyorlar. İnşallah şimdi bu ilaçlı suyu veriyoruz. İnşallah daha iyi olurlar. Ya ben şunu fark ettim arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın bu hastalık oluyor. Bunun tam anlamıyla önüne geçmek zor yani. Şu ortamı görüyorsunuz. Şu an burası ılık. Bakın dışarısı çok soğuk. Ama burası ılık. Tamamen sera naylonla kaplı. Yer toprak. Daha ne olsun yani. Buraya ben kalorifer mi döşeteyim? Ne yapayım? Bana göre gayet iyi ortam. Ama burada da hasta oluyorlarsa. Oluyorum. Böyle de bak burun. Burun akıntısı. Burada da hasta oluyorlarsa olsunlar arkadaşlar. Şurayı göstereyim. Çillimiz yatmadı. Ben de açtım burayı. Baktım önünde duruyor, yatmıyor. Yumurta da yemiş çilli. Artık çilliye güvenim kalmadı. Oraya 2 tane sahte yumurta koydum. 1 tane normal yumurta yapmışlar. Burası da böyle. Buraya da sahte yumurta koydum. Böyle duruyorlar bakalım. Ha, bu arada şey yaptım arkadaşlar. Ne yaptık? Yumurta haşladım. Şimdi o haşlanmış yumurtaya ben biraz vitaminli suyla harmanlanmış ekmek. Biraz da pirinç koyayım, karıştırayım. Daha sonra şuraya dökelim. Hayvanların onu yemesini görelim. Videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar, karışımı yaptım. Kendimce şöyle bir şeyler. Ne var bunda? Bir 10 tane haşlanmış yumurta. Şöyle 1-2 avuç kadar kuru üzüm. 1-2 avuç kadar pirinç, kırık pirinç. Başka bir de yarımdan fazla ekmek, vitaminli suyla karıştırılmış ekmek. Bakalım hayvanların tepkilerine bakalım. Gel. Çü. Gel. Verin bakalım. Ben şöyle dökeyim. Ya bir karmaşa var ama en azından içine girme be yavrum. Video netleşirse daha iyi görünecek. Yesinler bakalım. Afiyet olsun, şifa olsun hepsine. Ha böyle sürekli arkadaşlar yumurta veremiyorum tabii ki. Şimdi bu yumurtalar ne ben? Hayvanlar gürk olunca gürklerin altına hani tam gürk olan oluncaya kadar hazır yumurta almıştım. Videoda bahsettim. O yumurtalar birkaç gün gürkün altında kaldı. 2-3 gün falan. Bu yumurtalar o yumurtalar yani. Dur kavga etme dur. Herkese yetecek kadar var. Ya toprağa atıyordum. Toprak olmasın dedim. Tahta olsun dedim. Hepsi yesin bakalım. Hay maşallah. Afiyet olsun. En azından temiz yerde yiyorlar arkadaşlar. Güzel bir de devrilmiyor. Hani az önce göstermiştim ya 5-10'dan yaptım. Bu arada mütevazi bir Facebook grubumuz vardı. Hint horozları Fassa. Ben esasında grubu kurarken hani en fazla 100 üye düşünüyordum. Böyle kısa paylaşımlar yaparız diyordum. Ama arkadaşlar da arkadaşların davet etti. 300'e kadar çıktı. Ben de grup görünmezdi normalde dışarıdan.
görünür yaptım arkadaşlar. Sorunsuz paylaşımlar da izin veriyoruz sadece. Bekleriz. Hint Horozları Fas'a Facebook grubumuza. Büyüsün bakalım. Büyüdüğü kadar büyüsün. Bitirdiniz mi? Biraz daha vereyim mi? Az bir dur bakayım, az bir dur. 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 Heh. Sırayla. Aceleye gerek yok. Herkese yetecek kadar var. Yani gönül isterdi ki böyle bunlara sürekli özel bakım yapalım. Ama yok arkadaşlar bu. O zaman maliyeti çok arttırırız. Arada böyle bir şeyler veriyoruz işte. İnşallah büyürler sağ salim. Şimdi bu pazar 2500 grubunun baba hakkını verecektim. Hepsi ferik çıktı. Bir tane horoz çıktı. Nasip değilmiş. Diğer grubun 3 kilonun anne baba hakkını vereceğim. Allah nasip ederse Metin'e. Ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. 2500'lerin hep ferik çıkması tabii ki biraz üzücü oldu ama ferik de çok değerli. Yani hatta daha değerli tavuk. Onları da öyle ferik olarak değerlendiririz. Sıkıntı olmaz. Nasip neyse odur. Evet arkadaşlar, ben bu videoyu çok daha fazla uzatmayayım. Şöyle bakayım hayvanlara. Şey gözükmüyor. Yedikleri yem kabı gözükmüyor. Doldurmuşlar orayı. Yesinler. Afiyet olsun hepsine. Bu videomuz da burada bitiyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.